ve sanki ruhunuzu okşayacak bir nokta ama siz istemeyecekmiş gibi gözüküyor haritanızda. O yüzden ilişkiler eviniz biraz karışık olsa da geçmişteki beklediğiniz insanın geri dönmesi. Bazı aşka yelken açan ve ciddiyet dönemi olan terazileri demişim ki evet doğru insanın elini tutmuşum bırakma ve evlilik var. Hatta ikiz çocuk dünyaya gelecek evlendiğinizde diye de not almışım. Bazı terazilere de şöyle demişim. Ailevi miraslı bina ya da daire hakkınızla alakalı paraların sizin hanenize gelmesiyle ilgili mutluluk yaşayacak. Hatta mahkemede kazanmak istediğiniz neresi varsa bu hakları tek tek kazanıp çok da yüklü paralar alacağınızı uyarmışım. Sağlık olarak saç dökülmesi, alerjik reaksiyonlar ve son zamanlarda müzik ve dansa merak olan kadın erkek ayrımı yapmıyorum ya da spora merak olan terazi burçlarında ciddi anlamda fiziği ya da duruşu ya da artık pazım olsun ya da vücudum fit olsun diyen terazi burçları ciddi bir vücut değişimi hatta kilolarını sıfırlama son zamanlarda kiloyla alakalı gerginlikler yaşayan terazilerde güzel bir vücut değişimi gerçekleşecek ve şimdiden hayırlı olsun çünkü düzenli yemek düzenli besin diye not almışım. Sağlık olarak dediğim gibi sizde de belki annenizin bir operasyon geçirme gibi bir durum olabilir ama sağlık anlamında ciddi bir sıkıntı değil. Devletle ilgili bazı problemli ve pürüzlü olan teraziler elinizdeki zarf aydınlık bir şekilde elinize gelip mutluluktan havaya uçacaksınız ve işte ben bunu istiyordum ve başardım diyeceğiniz bir nokta. Nazara geliyorsunuz ama o da vücudunuza ve görsel dünyaya çok önem verdiğiniz. Son zamanlarda da çok renkli kıyafetler kullandığınızı görüyorum. Bu sizin enerjinize iyi gelmiş. Doğru değerlendirin. Çocuk isteyen teraziler biraz daha tedavi noktasıyla alakalı çocuk evresine giriş yapacak ama eninde sonunda çocuk sahibi olacağınızı da notunu almışım. 8 Haziran, 14 Haziran akrep burçlarında ufak yolculuklar, keyifli yolculuklar ve bu hafta sizin ruhunuza şifa gibi gelecek. Hatta yaşadığınız şehirden 1-2 saatte uzak olsa sizin gerçekten oksijeniniz ya da kendinizi yeniden bulacaksınız. O yüzden akreplerde hafta sonu keyfi şimdiden var. Yani ciddi anlamda size çok keyifli gelecek ve bu sizi uzun süredir istediğim bir şeydi ve gerçekleştirmiş olacaksınız. İşinizle alakalı evet başlangıçlar oldu ama daha istediğimiz para ya da istediğimiz bir iş sistemini yakalayamadığınız için korkularınız var. Hiç korkmayın çünkü çok ciddi anlamda kazançlarınız gerçekleşecek. Ama kurumsal bir firmada çalışan akrep ya da özellikle banka ya da finans sektörü yerinizde güzel bir değişim. Hatta bölümü ya da şehir İstanbul'un mesela Samatya'daysanız Etiler'e gelmek gibi bir bölüm değişimi sizin için hayırlı olacak. Onu şöyle düşünün. Diyarbakır'daysanız, merkezdeyseniz gitmek istediğiniz yol. Antep'teyseniz gitmek istediğiniz yolun kapısı hayırlı ve aydınlık. Yurt dışında için de geçerli. Özellikle bazı akreplere demişim ki hayalle gerçeği karıştırıyorsun artık gerçeğe dön ve çok çalışman lazım. Bir sürü abidik gubidik borçların var bunları kapatman lazım. Kredi kartı, birikmiş borçlar sizin canınızı yakmaya başladı. Bunlarla alakalı artık bir düzen ve disiplin kurduğunuz sürece 6 hafta ya da 6 içerisinde hiçbir borcunuz harcınız kalmayacağını bazı akreplerde de arabasının bir üst modelini değiştirmek isteyen akrepler evet yapın istiyorsunuz. Çünkü çok uzun süredir arabanızın modelini değiştirmek istiyordunuz. Tam fırsatı ve fırsat kovalıyorsunuz. İyi bir fırsat kapınızda ve siz o doğru dengeyi bulunca o fırsatınızı değiştirmiş olacaksınız. Evli olanlarda güzel bir ev alma fikri olan bazı akrepler, aslında kendi oturduğunuz evi kiraya verip farklı bir yerden kiraya geçmek isteyen akrepler, bunu da doğru karar verdiniz. Çünkü aynı alan sizin çocuklarınız için ve ev size küçük geliyor ve alanı değiştirmek istiyorsunuz. Doğru. Kurumsal ya da devlet dairesinde çalışan bazı akrep burçlarının lojmanda ev çıkma gibi ya da hani kira ödemeden bazı hakları olacak ev konusu. Hatta şans bana nasıl güldü diye ağzınız açık kalacak diyorum. Geçmişten gelmesini istediğiniz kişiden haber olsa da kabul etmeyeceksiniz. Yeni bir aşka yelken açacak demişim sizin için. Evli olanlarda güzel değişimler var. Birbirimize anlayış, ne kadar sinirlensek de birbirimize enteresan bir bağ var. Alışkanlıklardan vazgeçemediğimiz için bu ilişki devam edecek noktada. Sağlık olarak sizin mide yanmanız, gece uyku apneniz ya da devamlı hırıltılı öksürükleriniz olabilir. Bir akciğerler kontrol edilsin diyorum ve midenizde de özellikle gaz sıkışması var. Özellikle hani yumurtalıklarınıza kadar ağrıyor ve nefes alamıyorum dediğiniz bir yumurtalıklarında kontrol edilmesini istiyorum diye not almışım. İhmal etmeyin.
kırgın olduğunuz bir insan sizden özür dileyecek.